Elinizde bir 3D printer var veya okulda, üniversitede veya hizmet alabileceğiniz bir 3D printer, 3D yazıcı noktası var. Ama tasarımı kendiniz yapmak istiyorsunuz. İşte bunun için Fusion 360 kullanabiliriz. 3D printer'lara uygun bir şekilde tasarımlarımızı nasıl oluşturabiliriz? Eğer tek parça değilse, çoklu parça halinde bir montaj çıktısı alacaksak, üretimi yapacaksak, bunlar arasındaki toleranslar Açıklıklar ne kadar olmalı, neye dikkat etmeliyiz her imalatta geçerli olduğu gibi bunlar hakkında konuşacağız ve 3D printer baskısı için Fusion 360 içerisinde 3D tasarım nasıl yapabiliriz bunları inceleyeceğiz. Umarım sizler için faydalı bir içerik olacaktır. Şimdi lafı fazla uzatmadan dersimize geçebiliriz. Evet şimdi Fusion 360'da 3D printer için, 3D yazıcılar için tasarım yapmaya başlamadan önce size bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü yıllar öncesinde Fusion 360 ile 3D printer baskısı adında bir eğitim serisi başlatmıştım. Ve orada yakın kampüs üzerinden ulaşabilirsiniz bu e video listesine. Cenevre tahrik mekanizması tasarımını sıfırdan yapmıştık. Ve bu oluşturduğumuz e tasarım... 3D printer'da baskılamaya uygun gidip onu e, tasarlayabilirsiniz e, bu birinci e, hatırlatma kalibrasyon yapmak isterseniz 3D printing e, için SLA ve FDM tipindeki iki farklı e, katmanlı imalat teknolojisine uygun e, yazıcıları nasıl kalibre edeceğimizi burada açıklıyoruz basit robotik kol tasarımı yapmak isterseniz yine bunu 3D printer'dan baskılayabilirsiniz basit uçak tasarımı. Ee, aynı şekilde herhangi bir servo motoru için nasıl e, tutucu oluşturabiliriz? Ve son kısımda da Arduino için case tasarımı nasıl yapabiliriz? Kutu tasarımı nasıl yapabiliriz? Bunları lütfen izleyin. Eğer 3D printer ile ilgileniyorsanız sizin için güzel kaynaklar olacaktır. Ee, video linklerini de aşağı bırakmaya çalışacağız. Ama zaten yakın kampüs kanalında bunların hepsine ulaşabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde 10 dakika içinde 3D printer'da baskılayabileceğimiz hazır güzel bir çalışma nasıl yapabiliriz? Şimdi tasarımı kendimiz mi yapmak istiyoruz? Fusion 360'a mı yaptırmak istiyoruz? Önemli olan bu. şimdi ben biraz daha basit olması açısından 3D, 3D printer'da hani baskı almaya başlayacağız. Tasarımı da Fusion 360'a yaptıralım istiyorum. Çünkü burada bir dişli tasarlamak istiyorum. Ve dişlerin birbiri içerisinde uyumlu bir şekilde hareket etmesi gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için aynı Cenevre tahrik mekanizması mantığında bu dişleri Fusion 360 üzerinden bulabiliriz. Şimdi utilities kısmına geldiğimde normalde 3D printer için STL olarak kaydetmek istediğimizde veya direkt 3D printer'ın arayüzünü aktarmak istediğimizde bu make aracını kullanacağız. Ama onun dışında Addins kısmında scripts and addins üzerinde hazır e, kodlar var. Python üzerinden yazılmış veya C++ üzerinden yazılmış. Bu arada siz de örneğin Python kullanarak Create üzerinden kendi gerekli algoritmanızı oluşturabilirsiniz. 3D e, design sayfasında, 3D tasarım sayfasında. Ben şimdi Spurgeer'a run diyorum. İki kere tıklatabilirsiniz. Karşıma kullanabileceğim bir Arayüz geldi. Şimdi burada zaten açıklamış işte deliğin diametresi, işte genel çap, root fillet radiuslar. Şimdi burada standart olarak metrik kullanacağız bizde. Pressure angle 20 derece kalsın. Bu modülü değiştirdikçe bizim part, oluşturacağımız dişlimizin çapı değişecektir. Aşağıda görebilirsiniz. Şu an 12.70 mesela 5 yaptığımda bu daha küçük olacak çapı. 120 milimetre işte 12 santim civarında e, modülü küçük olsun çok büyük bir parça üretmek istemiyoruz zaten modülü 5 kalsın number of teeth dişli sayısı bu dişli sayısını arttırıp azaltabilirsiniz ama önemli olan iki dişliyi birbiri arasında hareket ettirmek istiyorsanız aynı modüle sahip olması gerekiyor yani dişlilerin oranı işte 24'e 12 olabilir ama önemli olan modülün aynı olması, birbiri içerisinde geçebilmesi için. Root Fillet Radius kısmı şurası. İşte 1.2 diyorum onun için. Gear Thickness bizim kalınlık diye tabir ettiğimiz bunun kalınlığı olacak, et kalınlığı. En az 6-7 mm olsun. İşte 7 mm diyorum, 10 mm de diyebilirsiniz. Sonrasında da değiştirebiliriz zaten. Şimdi 12 santim çapa sahip bir parçamız için Deliği de en az 4-5 santim ve, ve hatta daha büyük olabilir. Yani milimetre cinsinden ben santim cinsinden söyledim de. Hani 5'lik bir M5'lik vidanın geçeceği şekilde ona uygun bir tasarım düşünüyorsak. Şöyle bunu büyütelim. Şu an bir 40 milimetre diyorum. Sonrasında değiştirebiliriz zaten. Şimdi her şey yolunda siz de bunların hepsini tek tek girebilirsiniz. Spur gir açtıktan sonra bir okey ediyorum. bakalım nasıl bir şey gelecek. Evet gördüğünüz gibi karşıma geldi. Biraz e, yüksekliğini arttırıp e, deliğin çapını küçültelim. Bunun için o harfi offset kullanabilirsiniz. Şimdi offset'e tıkladığımda direkt sketch'in içine giriyor. Ama şurada press and pull aracını kullanarak bunu offset edebilirsiniz. En az 2-3 katına çıkaralım diyorum ben sizin de e, istediğiniz gibi bunu eklemeler yapabilirsiniz. Şu an tabii devin oluşturduğum yanlışlıkla oluşturduğum sketch üzerinden devam etti. Ctrl Z dedim. Press pull diyorum. Örneğin bir altı daha ekliyorum buna. Spur gear'daki komponent üzerinden devam ediyor. Buna dikkat edelim. E, belki biraz daha arttırabiliriz. Şöyle geniş bir şey olsun ki rahat bir şekilde geçebilsin istiyorum. 12 dedim offset'ine ve totalde bunun yüksekliği ne oluyor arkadaşlar? Hemen bakalım. 19 mm oldu. Hadi biraz daha 1 mm daha arttırıyorum. Buraya artı 1 dersek direkt kendisi hesaplayacaktır. Ve gördüğünüz gibi 20 mm yüksekliğinde bakın şurada length olarak görebiliriz. Şimdi bunu da aynı şekilde Q'ya basıp küçültmek istiyorum. İlk başa alıyor tabii ki de bunu küçültürken. Yani 6 milimetrelik bir veya 5 milimetrelik bir tabi offset içeri doğru olduğu için bunu büyüttükçe içeri giriyor 7 diyorum 9 diyorum evet buraya da totalde işte 12 dediğimizde yeterli olacaktır eğer benimle aynı değerleri kullandıysanız Tabi kendi isteğinize göre çapı da belirleyebilirsiniz. Hiç problem değil. 16 milimetrelik bir çap. Güzel. Şimdi ben 1'e 2 oranında bir e, dişli kısmı oluşturmak istiyorum. Yani bunun aynısını kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Sağ taşıdığınızda iş görecektir. Ama ben şu an ne yapmak istiyorum? Aynı mantıkta sen Edins'i kullanarak ne yapacağım? Bakın en son kullandığım şeyler burada duruyor. E, 20 milimetre Gear thickness demiştik, buraya hemen yazıyorum. Hole diameter 16 demiştik, onu da yazıyorum. Ama number of teeth uh, 1'e 2 oranında olacağı için buraya 12 diş dediğimde, şimdi 1'e 2 oranında aynı dişten getirecektir. M'ye basıp komponenti seçtikten sonra şöyle yana doğru taşıyor. Bunun uh, diğer tarafa doğru şöyle 90 milimetre. Taşıma işlemi yaptım arkadaşlar. Döndürmeyi şu an yapabilirsiniz. Buradayken yapabilirsiniz tam oranlı bir şekilde veya biz bunun montajını yapacağız. Montajını yaptıktan sonra da oluşturabilirsiniz. Şimdi bu dişler dursun bir kenarda. Altına da bir case oluşturalım. Bunu nasıl oluşturacağız? Ben diyorum ki gelin solid'den create sketch diyelim ve hemen şurada geriye doğru gidiyorum. X'ye düzlemine capture position deyip seçiyorum. C'ye bastım. Bunların merkezi, şunun merkezi belli. Güzel. Şöyle bir şey çizdim. Bunun merkezi belli değil. P harfine basıyorum. Project. Project üzerinden bakın direkt onun şeyini aldı. Hepsini almak istemiyorsanız P'ye bastım tekrar. Sadece bu çemberi seçiyorum. Project aracı üzerinden şuradan bulabilirsiniz project'in. C'ye bastığımda bakın şöyle güzelce dış kabuğunu oluşturabileceğiz. Şuraya mesela bir ark oluşturabiliriz arkadaşlar. Arc diyorum. 3 e, point arc dedim. Şöyle iki noktayı seçtikten sonra bakın buraya tangent getirdi direkt. E, güzel oldu. Her şey yolunda görünüyor. Aynısını buraya da aktarabiliriz. L'ye bastım. Şu ikisi arasına bir çizgi çektim. Mirror ile bunu karşıya taşıyacağım. Mirror aracını kullanıyorum. Objects olarak. Mirror Line'da da burayı seçtim. Hemen karşıya aktardım. Süper. Şimdi buraları extrude ile çoğaltabiliriz. Yani ım, aşağı doğru bir katman oluşturabiliriz. Bu benim. Şöyle. Yalnız join olmamasına dikkat edin. Burası önemli. New body oluşturalım. E, new component de diyebilirsiniz. Çünkü ayrı bir komponent olacak bu arkadaşta. E, kalınlığı da bir ım, 6 mm olsun. 3D printer'ınızın toleransına göre. Dikkat edebilirsiniz. Şimdi, Aynı şekilde iç kısma bir e, örgü yapacağım. Hemen C'ye bastım skeçe girebilmek için. O'ya bastığınızda şurayı seçebiliyor olmanız lazım. Şöyle getirdim. Bakın bir eksi 6 milimetrelik içeri doğru bir et kalınlığı oluşturdum. Hemen burayı seçip E'ye bastım. Yukarı doğru. Sanki bunlar için de yuvarlanacak e, bir, bir case oluşturuyoruz. Buraya 12 milimetre diyelim. Evet, güzel görünüyor. Her şey yolunda. Peki, dilerseniz buraya bunların dönebileceği yuvalar oluşturabiliriz. Hemen geldim, C'ye bastım. Yalnız bakın 3D printer'da eğer baskılayacaksak burası çok çok önemli. Normalde 16 mm demiştik ama 16 mm yaparsak buradaki girecek delik büyüklüğünü asla oraya girmeyecektir. Çok bizi uğraştıracaktır. Ee, ben 0.5 milimetre boşluk bırakıyorum ama siz belki daha fazla bile bırakabilirsiniz. Ee, buna dikkat edin. Yani burada tolerans diye tanımlayabiliriz bunu. P'ye bastım, şu noktayı seçtim. C'ye bastım. Buraya da 15.5 dedim. Çok dedim. 155 oldu. 15.5 diyorum. Hemen küçüttüm. Güzel. E'ye bastım. Ee, şimdi bunun doğru yerde çizip çizmediğine bir bakalım. Doğru yerde çizmemiş. Two points diyeceğiz. Aşağı doğru gitsin. Join diyorum. Ee, yalnız şu an ikinciyi de kapatıyorum. Benim seçeceğim şey burası. Şimdi burada bir sketch seçiyor. Onu seçmesini istemiyorum. Kapattım sketch'i. Aşağı doğru ilerle diyorum. Sonra two points, two sides deyip ikinci kısmı da yukarı doğru kaldırıyorum. Getirdim diğer dışlığımı. Bunun ucuna kadar gelsin. Hemen kapatıyorum. Join olacak şey bu. Buraya join olacak. Güzel. Her şey yolunda. Dilerseniz F'ye basıp şuraya biraz Fillet uygulayabilirsiniz. Neden bu Fillet? Çünkü e, hem buraya daha iyi oturması için 3D Printer'dan baskı alırken hem de dişleri biraz yukarıda tutacak. Daha rahat hareket etmesini sağlayacak. Dişleri buraya yerleştirirken de ben Chamfer kullanıyorum. S'ye bastım. Chamfer dedim. Pak kırma. Buraları şöyle... Hafifçe daha rahat bir şekilde girecektir 3D printer'da e, baskı e, baskı aldıktan sonra bu baya işimizi kolaylaştırıyor emin olabilirsiniz aynı şekilde bu spur girler için de şöyle bir şey yapabiliriz F'ye bastık aşağı kısımlar yani bu iki yönü aynı olmayacak simetrik olmayacak bakın buralar daha rahat bir şekilde girecek aşağı ve dönmesi de kesinlikle kolaylaşacak. Peki, şimdi geriye ne kaldı? Bunların e, montajı kaldı. E, şimdilik bu montajı bırakıyorum. Yani tasarımı e, halletmiş olalım bu dersimizde. İlerleyen derslerimizde bunun montajını da yapacağız. E, ama montajı basit olacak zaten. Çok uzun sürmeyecek. Mümkün olduğunca size ayrıntısını göstereceğim. Şuraya bir fillet uyguladım bakın. Daha güzel bir görünüm olması için. Aşağıda yine chamfer uygulayabiliriz. Pah kırma. Şuradaki ekstra kenarları seçmeyi unutmayın. Çünkü onu seçmediğimizde pilot hata verecektir. Eğer şu an direkt tasarımı baskılamaya gitmek isterseniz şu an toleranslarımız uygun görünüyor. Sadece bu dişliyi ben bazı durumlarda scale aracını kullanarak küçültüyorum. Neden? Çünkü birebir Ürettiğimizde yine büyük geliyor. Bunlar arasında sıkışma oluyor. Yani bunların merkezlerini kaydırmamız gerekiyor. Şunun merkezini sağa doğru kaydırabiliriz. Veya S, scale aracını S'ye bastım. Scale aracını tıkladım. Point olarak e, tam merkez noktayı yani şunun için mesela origin noktasını seçebiliriz. Origin'i açtım. Origin'i. Şimdi bu 1'de ya Normalde 1.1'de büyüyorsa 0.95'de de tabi 0.95 küçülecektir. Ona dikkat edelim. Bakın biraz küçüldü. Ben burada ne yapıyorum? 0.99 diyorum. Çok küçük, bir, hafif bir küçültme yapıyor. Ve bu dişliler için e, bana fayda sağlıyor. Size bunu öneririm eğer e, bu dişleri üretecekseniz. Nasıl baskılayacağız? Farklı yöntemleri var. Make üzerinden direkt 3D printer'a yollayabilirsiniz. Burada örneğin preformu e, preformu kullanıyorsunuzdur e, Formlabs'in veya işte farklı 3D printerları buradan seçebilirsiniz. Onun dışında STL olarak kaydetmek isterseniz şu tiki bırakın. Eee parçayı seçin. OK dediğinizde bilgisayara STL olarak kaydedebilirsiniz. Onun dışında güzel taraf Bakın şuradan sağ tık dediğimizde export olarak da e, çıktı alabiliyorsunuz. Bu parçanın işte stl formatında e, veya iges formatında çıktısını alabiliyorsunuz. Kullanabiliyorsunuz step formatında. Böyle de bir yöntem var. E, tüm parçaların çıktısını almak isterseniz yine export üzerinden e, sağ tık kaydet dediğimizde bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Evet. 3D printerlarda toleranslar oldukça önemli ve mümkün olduğunca size e, bu toleranslardan bahsetmek istedim. Bu arada e, tasarımımızda şöyle bir eksik var. Bunları nasıl hareket ettireceğiz? Değil mi? Burası önemli. Hemen şuraya bir silindir ekleyelim. Çünkü eksik olması tasarım. Bir kısma şöyle silindir eklediğimde artık bu silindiri tutarak rahatlıkla döndürme işlemi yapabiliriz. Buna join dedim. F'ye bastım şu kısmı ve şu kısmı şöyle 3.5 gibi bir şeyle hafifte yükselterek şuradan tutup artık çevirebiliriz. Bu şu an montajlı değil. Fusion 360'da sonraki derslerimizde bunun montajını yapacağız. Ama 3D Printer'dan baskı aldığınızda çalışacaktır. Şuralara da fillet uyguluyorum. şöyle görünüşünü güzelleştirelim. Dilerseniz şunların da Q'ya basıp biraz yüksekliğini arttırabilirsiniz. Eksi 9 diyelim. Eksi 10 diyelim. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi hızlıca 3D Printer'dan bu askı alabileceğiniz bir çalışma oldu. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur. Fusion 360'da öğrenmek istediğiniz konular varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki derste çalışmalarda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim.